Arkadaşlar şimdi inheritance'ı öğrendik. Tamam. İnter inheritance bize metotları ortak metotları bir daha bir daha yazmamamız gerektiği konusunda çok güzel bir e, ortam sundu. Bu temel özellikti. Fakat inheritance bununla bitmiyor arkadaşlar. Inheritance'ın yazılım geliştirmede ve nesnel yönelimli programlamada çok daha özel bir yeri var. İşte Hadi gelin onu yapalım. File new project diyorum. Next diyorum. Create project from template command line app. Next diyorum. Ve örneğimin ismini inheritance demo diyelim. Finish diyorum. This window diyelim. Şöyle ki arkadaşlar. Bakın nedir bu? Hani bu inheritance'ın gerçek hayattaki daha gerçekçi kullanımı, daha ileri seviye kullanımı diyelim. Önceki de gerçekçiydi. Bu şudur arkadaşlar. Yazılımda en önemli olgu değişimdir. Yani hep söylüyorum bunu. Bir daha söyleyeceğim. Biz bir inşaat projesi yapmıyoruz. Bir inşaat projesini düşünün. İşte 5 katlı bir apartman yapılacak. 3. katına çıktınız. Tabi en başta çizdiniz mimari çizim yapıldı. Üçüncü kata kadar gelindi. Yani üçüncü kattayken şu denmiyor. Ya biz evin metrekaresini beğenmedik. Bu evleri da, biraz daha genişletelim. İşte üç daire e, olarak değil de her katı. iki daire yapalım. Böyle bir şey gelmiyor değil mi? Çünkü inşaat projesi somut, konkret bir proje olarak ele alınır. Fakat insanların hayatı sürekli değişkendir. Ve biz insanların hayatını programlıyoruz. Örneğin bundan 30 yıl önce de biz örneğin ikametgah belgesi alıyorduk. Muhtara giderdik, muhtar kağıda bir e, şeyler yazardı, adresimizi yazardı, kaşelerdi, imzalardı ve ikametgah belgemiz olurdu. Ama biz şu an ikametgah belgesini telefonumuzdan bile görüntüleyip istediğimiz yere gönderip çıktısını anında alabiliyoruz. Ama yine aynı ikametgah belgesi aslında. Bazen bir şeyler değişiyor. İşte o zamanlar TC kimlik numarası yoktu. Şimdi o da yazıyor mesela. Dolayısıyla insanların gündelik hayatı bu şekildedir ve sürekli değişkendir. Bizim işimiz de değişime direnmeyen programlar yazmaktır arkadaşlar. Değişime direnmeyecek yazdığınız program. Müşteri Yeni bir taleple geldiğinde, eğer sen bir programcı olarak ya ben mimarimi başka bir şeyin üzerine kurmuştum, niye bunu başta demedin bu özelliği diyorsanız orada biraz çuvaldızı... kendimize batıracağız. Çünkü bizim işimiz müşterinin zamanla gelişen taleplerini ne karşılık veren programlar yazmaktır. Eğer değişim geldiğinde Bizim programımız direniyorsa demek ki biz orada çok da temiz kod yazmıyoruz. Biraz sert bir ifade oldu bu ama burada amacım tamamen kendimizi toparlamak, kendimizi daha iyi bir noktaya getirmek. O yüzden tamamen bu ifadeleri lütfen kendinizi yetiştirmek ve iyi niyetli olarak üzerinize alınız. Ben öyle yapıyorum. Şimdi Şöyle, şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın bir bir bankayı düşünün, bir bankacılık uygulaması yaptığımızı düşünelim. Şöyle geldim, New Class diyorum. Classın ismi. Yani bu, bu arada bir kredi hesaplama modülü olsun. Nedir? Bankalar ne veriyor? İşte çiftçi kredisi, işte tarım kredisi yani, memur kredisi. Emekli kredisi böyle zamanla krediler üretiyorlar değil mi? Bu noktada şöyle ki bir tane e, kredi türü girelim mesela tarım kredi manager tamam dedim. Bir tane daha başka bir kredi türü örneğin öğretmen kredisi öğretmen kredi manager. Şimdi ikisinde de hesaplı operasyonu var. Yani kredi hesaplanacak. O yüzden genelde böyle bankalarda bu şekildedir. Yani bir main, bir base kredi manager vardır. Genelde de bu isimle verilir. Base ana temel demek. Base kredi manager. Yani ben diyorum ki base kredi manager aslında hem öğretmen kredi manager'dan hem de tarım kredi manager'dan inherit edilmelidir. Extend edilmelidir yani. ikisi aynı şey. Extend base kredi manager. Bu base ifadesini çok görürsünüz arkadaşlar. Açık kaynak projelerde çok görürsünüz. Kurumsal projelerde, profesyonel projelerde. Base temel demek. Yani tarım kredi manager'ın temeli base kredi manager'dır. Bu noktada hemen geri gelmişken ve aklıma da e, gelmişken bu noktada bunu zaten sürekli kullanacağız yani e, eğitim boyunca. Ben böyle baştan slaytta bir sürü kuralı alt alta yazmaktan yana değilim. Hiçbir öğrencinin aklında kalmıyor. Kalması da beklenmez. Arkadaşlar bir klas başka bir klası sadece başka bir, sadece bir tane başka klası extend edebilir. Yani inherit edebilir. Yani kısacası bir kişinin sadece bir base'i bir kişinin sadece bir annesi olabilir, öyle düşünün. Dolayısıyla hani extent bu, extent şu diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani aynı zamanda ben geleyim buraya e, virgül diyeyim, base credit manager, uyduruyorum bunu hani sırf hata verdiğini görün diye. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bakın ne yazdı? Class, sınıf, cannot, yapamaz ne yapamaz? extend edemez. Yani inherit edemez. Multiple classes. Çok classı extend edemez. Yani kısacası tarım kredi manager da öğretmen kredi manager da base kredi manager'dan inherit oluyor. Yani ben ortak bir operasyon yazsam public void hesapla. Buraya da yani bir algoritmaya göre, işte o kampanya dahilinde onlara yapılan indirimler vesaireler, kredi oranları, faizler vesaire, burada bir bankacılık uygulamasında, yani ço çok kere bankalarla çalıştım ben, neredeyse çalışmadığım banka yok, danışmanlık veya eğitim vermediğim banka yok. Ee, burası böyle yeri geliyor, 100 satırdan oluşabiliyor. Bu noktada system out print line diyerek şöyle kredi hesaplandı diyorum. Bu noktada bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Örneğin öğretmen kredi manager. Öğretmen kredi manager eşittir new öğretmen kredi manager. Öğretmen kredi manager nokta dediğimde hesapla çok güzel çalışıyor. Aynı şeyi biliyorsunuz tarım kredi manager'da da yapsam o da çalışacak. Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani kredi hesaplarken. Tabi diyeceksiniz ki hani ikisinin de parametreleri vesaire kesinlikle yani kredi bilgileri burada parametre geçilir. O parametreye göre şeyler verilir. Benim amacım burada tamamen şey arkadaşlar. Hani bu, bu olayın iç hesaplama işleriyle kafayı yormayın şu an. Benim derdim şu an tamamen ee, bu inheritance'ın bize sağlayacağı bir nimet şöyle ki arkadaşlar bakın geldiniz sonra siz bunu şöyle bir java class ekleyeyim ee, şöyle kredi ui diye bir tane class'ınız olsun ui ı'sı da büyük I, ui user interface yani siz bu böyle manager'da yazdığınız kodları ara yüzde çağırırsınız Arayüz ne demek? Arayüz şu arkadaşlar. Yani şu an gördüğünüz bu e, IntelliJ diye bir arayüz yani. Arkada kodlar çalışıyor. Veya bir web uygulaması bir arayüz. ASP.NET, JSP, PHP. Bunların hepsi arayüz. Angular bunlar arayüz arkadaşlar. Veya React, Vue. Bunların hepsi arayüz. Kredi UI Old, Yani bunu bir arayüzden gel, çağrılacağını varsayın. Tamam mı? Şöyle ki geldiniz. Burada bu arayüzde siz bir tane operasyon vasıtasıyla public void şöyle kredi hesapla diyeceksiniz. Yani burada kısacası butonlar, text box'lar falan filan onları birbirine bağlayacaksınız. Yani burası arayüz. Öyle öyle düşünün. Kısacası benim derdim şu. Öğretmen kredi menajeri veya tarım kredi menajeri çağırmak arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Ben buraya öğretmen kredi menajeri gönderirsem değil mi? Parametre olarak. Burada gelirim. Öğretmen kredi menajeri nokta hesapla derim bir güzel. Buna göre çalıştırırım. Bakın main'e gideyim. Şöyle. Kredi UI kredi UI eşittir new kredi UI. Kredi UI'nin içerisinde ben kredi hesaplayı şöyle çağırıyorum. Diyor ki bana hani ben bir öğretmen kredi menajera ihtiyaç duyuyorum. Onu ver diyor. Değil mi? Bakın bunu da görmüş oldunuz. Yani kredi UI'da ben parametre olarak bir öğretmen kredi menajer vereceğimi söyledim. Öğretmen kredi menajer. Dolayısıyla main'de ben ne yapacağım? Buraya bir new böyle de gönderebiliriz. Öğretmen kredi manager. Yani bu da bir bellekte bu örneği oluştur. Dolayısıyla arkadaşlar öğretmen kredi main manager'ın içerisindeki kod burada çalışır. Bakın kredi hesaplandı şeklinde sonuç geldi arkadaşlar. Şimdi ben size ne göstermek istiyorum. Yani bu şu anlama geliyor. E Ben öğretmen kredi menajer içinde kredi hesapla yapacağım. E bir de tarım kredi menajer. E bir de onun için kredi UI'da bir şey yapacağım. E sınıf oluşturacağım. Ekran oluşturacağım. Bir de sonra yarın öbür gün işte asker kredi menajer. Askerler için kredi kampanyası yapıyor banka. Bir de onu yapacağım. Düşünsenize operasyonlar böyle bir sürü kendimizi tekrarlayacağız. Bunu böyle yapmaya gerek yok arkadaşlar. Kredi UI'ya gelin. Kredi UI'da bunu böyle yapmak yerine bunu böyle yapmak yerine bizim bir tane Base Kredi Manager'ımız yok mu? Var. Base Kredi Manager nokta hesapla diyebiliriz burada. Base Kredi Manager nokta hesapla. Diyeceksiniz ki bu şu an ne? Örneğin ben bunu yaptığımda, main'e gittiğimde sizce kredi hesapla, hani oraya öğretmeni gönderdim ya, hata verir mi? Vermez arkadaşlar. Ben buraya ister öğretmen kredi menajeri, ister tarım kredi menajeri gönderebilirim. Nedeni de şu arkadaşlar. Nedeni de şu. Base Kredi Manager hem bunun annesi hem de bunun annesi olduğu için biz burada anneyi verip çocuklarından istediğimizi yollayabiliriz. Bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Referans tip olması yapıyor. Sen Base Kredi Manager Base Kredi Manager öğretmenin de tarımın da şeyini tutabilir arkadaşlar. E, referansını tutabilir. Peki bu bize başka hani örnekler vereyim ben size. Mesela sıklıkla bu yöntemi kullandığımız tekniklerden bir tanesi de arkadaşlar e, şeydir. Mesela veri tabanı geçişleri. Bir proje yaptınız, proje Oracle, MySQL, e, SQL Server veri tabanlarını desteklesin istiyorsunuz. Yani kötü yazılmış programlarda genellikle işte switch SQL ise şu kod çalışsın Şey ise Oracle ise şu kod çalışsın MySQL ise şu kod çalışsın Şeklinde yazılır. Onun yerine Bu şekilde SQL için Bir veri erişim Oracle için bir veri erişim MySQL için bir veri erişim yazarsınız Ve onu böyle buraya ee, şey yaparsınız. Yani teknik ifade kullanacağım, enjekte edersiniz. Buna enjekt, e, injection deniyor. Daha ileri seviyede konuşacağız bunlar. Şu an biz zaten henüz böyle işin e, emekleme tarafındayız. Daha çok başlarındayız. Peki, e, yani bu, bu az önce verdiğim örnekteki örnekteki gibi kullanılır arkadaşlar. Peki bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu bize. Hani bu kursun yani bu bölümün başında bu dersin başında ne derim ben size? Değişim, değiş, değişime direnç göstermeyeceğiz. Şimdi kötü yazılmış bir programda şöyle bir tane bir tane kredi manager olur böyle base falan değil kredi manager. If böyleyse şöyle yap. If şöyle ise şöyle yap. Yani if programming yapıyor. Hani ifleri kullanırken dedim ya size. Aman ha su istimal etmeyin. İleride bundan çok konuşacağız. Arkadaşlar özellikle birbirinin alternatifi olan geçişleri yapmak için ifleri kullanmayın, suistimal etmeyin. Aksi takdirde işte tam da o noktada spaghetti dediğimiz bildiğimiz makarna spagetti, ona benzetiliyor. Spaghetti dediğimiz böyle birbirinin içine girmiş karışmış kodlar ortaya çıkar. O yüzden bunu engellemek için arkadaşlar inheritance'tan referans tiplerden çok iyi yararlanacağız. Daha önceki birkaç bölüm önce anlattığım referans tip olayı çok çok önemlidir arkadaşlar. Onu anlarsanız her şey oturuyor zaten. Eğer orada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız biraz geri gidin. Bu noktada bakın ben yeni bir özellik gelsin. Mesela asker kredisi. Ben iflerle uğraşmayacağım dikkat edin. new java class. Şöyle asker kredisi. Kre, özür. Asker kredi manager diyorum. Bu kim bunu kimi extend edecekti? Extend base kredi manager. Artık main'e gelip ben istersem öğretmen, istersem tarım, istersem asker kredi manager böyle gönderebilirim. Arkadaşlar size şu ana kadar ifadeyi kullanmadım ama bu ne biliyor musunuz? Polimorfizm. Yani polimorfizmi bugüne kadar e, eğer böyle e, internet üzerindeki örneklerden takip ettiyseniz veya okulda öğrendiyseniz genellikle e, işte bir şeklin draw operasyonu veya bir hayvanın çıkardığı ses üzerinden gidilir tabi onu gerçek hayata uygulamak zor oluyor. Ben öyle örnekler vermeyeceğim size. İşte bu tam olarak polimorfizm. Yani polimorfizm evet polimorfizm o örnekte çalışıyor ama hani nasıl kullanacağım derseniz programcı onu kullanamıyor. Çünkü oturtamamış onu oluyor. Yani bu noktada bu tam olarak polimorfizmin kendisidir. Ama ben birazdan bir polimorfizm örneği size gerçekleştiriyor olacağım.